Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra 145 sayfalık iddianame hazırlandı. Ve o iddianamenin ayrıntıları belli oldu. 145 sayfalık iddianamede bilirkişi raporu dahil onlarca delilin dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Sinan'ın ateşi İstikam değil <laughs> adalet Sadece adaleti tesis etsin. Cinayetten bir buçuk yıl sonra yazılan iddianame Sinan Ateş'in kim olduğu yok iddianamede. Cinayetin neden işlendiği de azmettirici olarak suçlanan Tolgağan Demirbaş'ın MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması da yok. Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı işaret eden bilirkişi raporunun içeriği de. İddianamede ifadesine dahi yer verilmeyen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in tepkisi büyük. Ne diyeyim yazıklar olsun. Bugün değilse yarın ama önünde sonunda hesap verecekler. Buna inanıyorum. 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara Çukurambar'da Cuma namazı çıkışında 5 kurşunla suikaste kurban gitti. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş soruşturmada defalarca savcı değişti. MHP eski milletvekili olacak kılavuzu, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı, 2 Ocak'ta Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'yı şüpheli sıfatıyla dosyaya kazandıran savcı Durdu Özer soruşturmadan alındı. Son olarak dosya Başsavcı Vekili Ahmet Altuna verildi. Ama bir buçuk yıl sonra hazırlanan 145 sayfalık iddianamenin altına Başsavcı Vekili yerine bir başka savcı imza attı. Sayın Devlet Büyüklerim, Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen yaşanılanları görmezden gelmeyin. İddianamede 22 şüpheli var. Cinayetin neden işlendiğine, asıl talimatı kimin verdiğine ilişkin tek cümle yok. Doğukan Çep ve tetikçiyi Ankara dışına kaçırdığı belirtilen eski ülke ocakları yöneticisi Tolga Demirbaş azmettirici olarak geçiyor. Ancak Tolga Demirbaş'ın cinayet gecesi dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması iddianameye girmedi. Demirbaş'ın telefon yazışmalarının olduğu bilirkişi raporunun içeriği de. Dışarıda Elini kolunu sallayarak gezen tüm failleri bir an önce yakalayın. Bilir kişi raporu cinayetin organizasyonuna işaret ediyordu. Tolgan Demirbaş'ın telefonunda yapılan incelemede Demirbaş'ın emniyette görevli bir komiser ve eski MİT mensubu üzerinden Sinan Ateş'in ev ve anlık konum bilgilerini aldığı ve o bilgileri Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a verdiği tespiti vardı ve gün gün dakika dakika yazışmalar, fotoğraflar bu deliller iddianamede yer almadı. Ahmet Yiğit Yıldırım'ın ismi de iddianamede geçmedi. Savcılık ifademi unutmuş. Muhtemelen siyasilerin ismi geçtiği için ifadem yok. Adeta aklımızla alay ediyorlar. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadesine dair iddianamede sadece 3 cümle var. Tam ifadesini savcı iddianameye koymadı. Ayşe Ateş siyasilerden söz ettiğim için koymamışlar dedi. Tolga Demirbaş'ın cinayeti planladığı sinan ateşle ilgili bilgileri emniyette görevli bir komiserden alarak azmettirdi. 145 sayfalık iddianamenin özeti. İddianame burada. Peki azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz? Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bir buçuk yıl sonra aynı soruyu soruyor. Cinayetin arkasındaki asıl failler, talimatı verenler nerede sorusunu?